Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1. sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi bugün. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaklaşık 60 öğrenci beyaz önlüklerini giydi. Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1. sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenledi. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Çimen, Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Akif Kara, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız başta olmak üzere çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törende açılış konuşmasını Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız yaptı. Sağlıklı insan için sağlıklı gıda yaklaşımında hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenliği ve halk sağlığı konularında veteriner hekimlerinin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Sonrasında konuşma yapan Sivas Veteriner Hekim Odası Başkanı Özcan Karataş öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Bu tören benim için daha değişik bir anlamı var. Beni yaklaşık 40 yıl önceye götürdü. 40 yıl önce bugünlerde ben de İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne ilk sizler gibi başlamanın heyecanı içindeydim. Sizlere tavsiyem okulunuzu başarılı bir şekilde bitirdikten sonra inşallah sizlerin de ailenizle, çoluk çocuğunuzla nice 40-50 yılları başarılı bir şekilde görmeniz temennisiyle Türkiye'de veteriner hekimlik eğitiminin başlanmasının 174. yılını kutlar. Hepinize saygı ve selamlarımı sunarım. Daha sonra kürsüye gelen Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Akif Karada veterinerliğin tarihçesini açıklayarak şu şekilde konuştu. Çeşitli kaynaklarda işte papirüsler, çeşitli yazılar, duvar yazılarında birçok kaynakta veterinerlik mesleği, baytarlık mesleği ile ilgili birçok kalıntılar, bulgularımız elde olsa da akademik hayata ya da akademik olarak bir fakülte olarak Osmanlı İmparatorluğu veya Türkiye'de 1842 yılında ilk kez askeri veteriner okul olarak açılmış bulunmaktadır. Bizim fakültenin geçmişi oraya dayanmaktadır. Daha sonraki yıllarda da 1889 yılında Mülkiye Baytar Mektebi adı altında ilk sivil veteriner okulunun açıldığını görmekteyiz. Ardından konuşma yapan Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Çimen ise beyaz önlük giyecek olan öğrencilerin eğitim ve öğretim yılının güzel geçmesini temenni ederek şunları kaydetti. Sevgili öğrenciler, hoş geldiniz üniversitemize ve Sivas'ta olmayanlar da tabii memleketimize. Hocalarınız artık bayrağı ailelerden aldı. Bizim evladımız gibi bağırlarına bastılar. İnşallah eğitim süresince güzel olarak hem öğretim mesleki hem de eğitim. Eğitimin anlamı bildiğiniz üzere çok geniş. Bütün gördüklerimiz, görgü, her şey bunun içerisinde. Tahmin ediyorum ülkemize ve ailelerimize yetişmiş bir birey olarak tekrar takdim edeceğiz. Tabii sağlık, sıhhatle. Açılış konuşmalarının ardından video gösterimiyle devam eden törenin son bölümünde ise 60'a yakın Veteriner Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine beyaz önlük giyme töreni yapıldı. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülüyor.